Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mürselin. Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti hepimizin üzerine olsun. İnşallah. Koronadan ölen şehit midir? İnşallah bu konuya bakacağız. Bir diğeri de dünya hayatımız nasıl olmalı? Ölümün hakikati. Hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş. Men ve men mate fit ta'uni fehuve şehit. Kim ta'un da ölürse o şehittir. Ta'un, veba, bulaşıcı hastalıkların hepsi bu manada anlaşılıyor. Dolayısıyla korona da bu manada bulaşıcı hastalık olduğu için Müslüman ise, ehli iman ise bir takım şartlar var. Bunları yerine getirmiş ise inşallah o kişi şehit oluyor koronadan vefat ettiğinde. Gene Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş. Leyse min ahad yaka'u atta'unu feyemkuthu fi beledihi sabiren mühtesiben ye'lemu ennehu la yusibuhu illa ma kataballahu lehu illa kane lehu mislu ecri şehit. Ta'un ortaya çıktığında bir kimse bulunduğu yerde sabırlı bir şekilde kalır ise, sevabını da, yani muhtesip olarak sevabını da Allah'tan umar ise ve Allah'ın takdiri, kaderi dışında kendisine hiçbir şeyin isabet edemeyeceğini bilir, bu şekilde itikat eder, inanır ise o kişi nedir? O kişiye bir şehit ecri hasıl olur. Bir şehit ecrinin benzeri hasıl olur, verilir. Dolayısıyla bu manada karantinaya uymak lazım. Evde ise evde, hastanede ise hastanede, bulunduğu beldede sabırlı bir şekilde kalacak. Sevabını yalnızca Allah'tan umacak, bekleyecek. Ve takdiri ilahi diyecek. Onun dışında kimse bana zarar veremez itikadında olacak. Böyle ise o kişi ne oluyor? Gene şehit oluyor. Dolayısıyla bu şartları taşımak lazım. Bilmeyenlere de söylemek lazım. Keza mahşer meydanında bir sahne hadis-i şerifte şöyle anlatılıyor. Peygamberimiz şöyle buyurmuş aleyhissalatü vesselam. Ye'ti şühedâ'u. وَالْمُتَوَفَّوْنَ بِالطَّاعُونِ فَيَقُولُ أَصْحَابُ الطَّاعُونَ نَحْنُ شُهَدَاءُ فَيُقَالُ اُنْذُرُوا فَاِنْ كَانَتْ جِرَاحُهُمْ كَجِرَاحِ الشُّهَدَاءِ تَسِيلُ دَمًا رِيحَ الْمِسْكِ فَهُمْ شُهَدَاءُ فَيَجِيدُونَهُمْ كَذَلِكَ. Şehitlerle, yani savaşlarda, cihatta öldürülen şehitlerle, taun nedeniyle vefat edenler mahşere gelir. Taun nedeniyle vefat edenler derler ki bizler de şehidiz. Bizler de hakiki manada, gerçek anlamda şehidiz. O zaman şöyle denilir. Bakın, nazar edin. Eğer taun, bulaşıcı hastalık nedeniyle vefat edenlerin eğer yaraları şehitlerin yarası gibi misk kokulu kan akıtıyorsa o zaman onlar da şehitlerdir. Böyle denilir. Bunun üzerine melekler bakarlar ve onları o şekilde bulurlar. Dolayısıyla bu mana önemli. Demek ki karantina kurallarına uyarak sabırlı bir şekilde bulunduğu yerde, evde, hastanede sabretmesi gerekiyor. İhtisap şartı var. Sevabını Allah'tan umacak. Bir de başa gelen bu hadisenin, musibetin Allah'ın takdiri olduğunu itikat edecek. O kişi inşallah, ehli iman, Müslüman olan o kişi şehit oluyor. Bir diğeri de sürekli biz dua okuyoruz. Yani neden korunma dualarını okuyoruz? Şöyle ki hadis-i şerifte şöyle buyurulmuş. La yugni hazar min kader. Evet. Yani alacağın tedbirler ne kadar sakınsan da, kendini korusan da, muhafaza etmeye çalışsan da Allah'ın takdirine engel olamaz. Dolayısıyla tedbir bir yere kadar. Allah'ın takdirine engel olamaz.
enteresan bir nokta. وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ. Dua ise, yani inen belaya, musibete, hastalığa veya henüz inmemiş olana ne yapar? Yarar. Yani o kişinin başına gelmiş olan veya gelmek üzere olan, gelecek olan musibetleri, belaları, hastalıkları kaldırır. Onlara engel olur. Dua bu kadar tesirlidir. Bizim en büyük silahımız duadır. Duadır. Duamızı asla terk etmememiz gerekiyor. وَاِنَّ الْبَلَا لَيَنْزِلُ فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Muhakkak ki bela, musibet, hastalık inmeye başlar. Hemen dua ona yetişir. Yaptığımız, ettiğimiz dualar ona yetişir. Ve dua ile bela, musibet, hastalık ne takdir edilmişse kıyamete kadar savaşırlar, kapışırlar, çarpışırlar. Ve dua eden kişinin başına o belanın, musibetin, hastalığın gelmesine, onun zararına engel olurlar. Başka bir hadis-i şerifte de لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ اِلَّا الدُّعَى. Kazayı, yani Allah'ın takdirini ancak dua geri çevirebilir. Duamızdan daha önemli bir gücümüz yok. Duamızı terk etmeyelim. Peki gün içerisinde ani beladan korunmak, kurtulmak istiyorsak neyi okumamız lazım? Peygamberimiz bize bir dua öğretmiş. Onu inşallah okuyacağız. Hadis-i şerifte şöyle geçiyor. Men gâle Bismillahillezî la yadhurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Thalâthe merrât lem tusibuhu fec'etü belâ hattâ yusbihâ. Ve men kâleha hîne yusbihu thalâthe merrât lem tusibuhu fec'etü belâ hattâ yumsiye. Yani her kim akşama girdiği zaman, yani akşam ezanı okunduğu zaman 3 kere Allah'ın ismiyle, onun ismiyle beraber iken, yani Allah'ın ismini okuduğu zaman kişi ne yerde ne gökte hiçbir şey zarar veremez. O, yani Allah Celle Celaluhu hakkıyla işiten ve her şeyi bilendir. Dediği anda sabaha kadar, imsak vaktine kadar ona ani bela gelmez. Her kim de bunu imsak vaktinde, sabahladığında 3 kere okur ise, söyler ise, akşama varıncaya kadar o kişiye de ani bela gene gelemez. Dolayısıyla müthiş bir dua. Bismillahillezî la yadhurru ma'ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. İmsak vaktinden itibaren okursak akşama kadar başımıza ani bela gelmiyor. Akşam ezanından itibaren okur isek de imsak vaktine kadar keza başımıza ani bela gelmiyor. Dolayısıyla bu duayı çoluğumuza, çocuğumuza, sevdiklerimize mutlaka ezberletelim. Bizler de eksik etmeyelim. Mutlaka okuyalım. Tekrar okuyalım. Bismillahillezî la yadhurru ma'a ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Ezberleyen belki kardeşlerimiz olur. Tekrar edelim. Bismillahillezî la yadhurru ma'ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Ani bela gelmiyor. Bundan daha büyük bir müjde olamaz. Dolayısıyla bunu eksik etmeyelim. Öte yandan dünya hayatı da bizi aldatmasın. Evet, bu cisim ebedi değil, demirden değil, taştan değil. Ancak et ve kemikten ibaret bir şeydir. Bizim vücudumuz böyle. Ani olarak senin başına yıkılıyor. Ecel geldiği anda kimse ona engel olamıyor. Bugün sen iki kabrin arasındasın. Geçmiş ve gelecek. Zamanın arasında sıkışmışız. Artık sen bilirsin. Şu gördüğün dünyayı bütün lezaiziyle, lezzetleriyle, sefahatleriyle, haram eğlenceleriyle, sefalarıyla pek ağır ve pek büyük bir yük gördün. İşlenen her günah, her haram, her isyan, her nankörlük, bu manada kebairler, fısklar, fücurlar nedir? Çok büyük yüktür. Yarın sırtımızda bunları göreceğiz. Dolayısıyla bu mana önemli. Pek ağır
ve pek büyük bir yük gördüm. Ruhu fasit, ruh artık bozulmuş, fesada uğramış. Kalbi hasta olanlardan başka kimse o ağır yükün altına giremez. Her kim ki haram eğlencelerde devam ediyor, her türlü işreti, divaneliği işliyor. İşte bu manada günahlara giriyor, kebaire giriyor, fıskı fücur içerisindeyse bu kişinin ruhu fasittir, kalbi hastadır. Niye? Bunlardan başka kimse o ağır yükün altına girmek istemez. Bu da bir hakikat. Buna dikkat etmek lazım. Aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Dünya hayatında ne kazandınsa, yani şımarmaya gerek yok. Allah'ın lütfudur. Helal yoldan mı gelmiş, ona bakmak lazım. Haram ise zaten çok büyük zarar verecektir ahirette. Kaybettiğin şeylere de çok mahzun olma. Neden? Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. Dolayısıyla ne kazandığımıza mesrur ne de kaybettiğimize mahzun olmayalım. Üzülmeyelim. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak, ihtiyarlık şafağı kulakların üstünde tulu etmiştir. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun etmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Yaş ilerledikçe saçımız, sakalımız ağrıyor. İşte o beyaz kıllar bize ölümü hatırlatıyor. Bir de insan yaşlandıkça özellikle birçok hastalığa tutuluyor. Bu hastalıklarda nedir? Vücudumuzda artıkken vatan edinmiş durumdalar. Vücudumuza iyice yerleşiyorlar. Ölümün keşif kollarıdır. Ölümü bize hatırlatıyorlar. Artık yaşlandın, süren doluyor. Sana ayrılan sürenin sonuna yaklaşılıyor. Dikkat et. Mahaza. Ebedi ömrün önündedir. O ömrü bakide, sonsuz ömürde göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürde say ve çalışmalarına bağlıdır. Sürpriz yok ahirette. Dünyadaki gayretlerin ve çalışmalarına bağlı göreceğin lezzet ve rahat. Senin o ömrü bakiden, sonsuz hayattan hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. Yani Azrail Aleyhisselam yardımcılarıyla, aveneleriyle ölüm anı da gelmeden, bizler ölüm sarhoşluğuna, sekeratına girmeden evvel uyanmamız gerekiyor. Neden? Aksi takdirde kaybederiz. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Ahirette bizi kurtaracak eserler nelerdir? İbadetlerimizdir. Namazımız, niyazımız, salih amellerimizdir. Bakiyatu salihattır. Dolayısıyla bu amellerdir. Allah'ımızın rızasıdır. Sünnet-i seniyede işlediğimiz bütün sevaplı amellerimizdir bizim ahiretteki, ahirete gönderdiğimiz eserler. Yoksa bu dünyada bırakılan eserlerin bir değeri, kıymeti yoktur. Ölümden de korkmamak lazım bu manada. Neden? Eğer İmam-ı Rabbani, Ahmed-i Faruki bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa, yani şu an Hindistan'da 200 milyonu aşkın Müslüman var. Bunların üzerinde 400 sene kadar önce yaşayan büyük imam, İmam-ı Rabbani'nin tesiri çok büyük. Onların itikatlarını düzeltmiştir. Ehli bid'a olmalarına engel olmuştur. Bidatlara engel olmuştur. Bu manada sırat-ı müstakime iletmiştir Allah'ın izniyle. Bütün dünya Müslümanlarında emeği vardır. Özellikle Hindistan'da, yani az sayı değil, 200 milyon Müslüman. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin emeği bu manada çok büyük. İşte böyle bir imamın ziyaretine bir davet vuku bulsa, bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim. Binaenaleyh İncil'de Ahmet, yani İncil'de peygamberimizin adı Ahmet olarak zikrediliyor. Tevrat'ta Ahyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma, iki cihanın güneşi, kabrin arka tarafında milyonlarca Faruki Ahmetler ile muhat olarak sakindir. Yani bütün Allah dostları, peygamberler, evliyalar kabrin arkasında
ikamet ediyorlar. Evet. Onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. Dolayısıyla kişi ehli iman ise, Müslüman ise, namazında, niyazında ise vefat ettiği zaman bu zatlarla karşılaşacak. Dolayısıyla ölümden korkmamak lazım. Peki ölümün hakikati nedir? Mevt, vazife-i hayattan bir terhistir. Yani kişi askerliğini bitirdiği zaman terhis oluyor. Memleketine gidiyor, sevdiklerine kavuşuyor. Ölüm de bu manada bir terhistir. Bir paydostur. İşte çalıştık, mesai bitti. Artık eve gitme zamanı geldi. Paydos dendi. Dolayısıyla ne kadar seviniyoruz? Ölüm de böyle bir paydos. Bir tebdili mekandır, bir tahvili vücuttur. Yani boyut değişikliğidir, mekan değişikliğidir. Farklı bir aleme geçiştir. Rüya alemine, alemi misale geçiyoruz uyku anında. Yani sevdiğimiz biri uyuduğu zaman hemen üzülüyor muyuz, ağlıyor muyuz? Vah vah, uyudu artık beni işitmiyor, beni görmüyor. Ondan sonra benden haberi yok, yattığı yeri bile bilmiyor. Bu manada bir sıkıntıya giriftar olmuyoruz, strese girmiyoruz. Ne diyoruz? Uyudu. Yani alemi misale gitti, rüya alemine gitti, boyut değiştirdi. Aynen şuuru yerinde. Fakat şu an dünyada değil, bunu söylüyoruz. Aynı bunun gibi ölüm büyük kardeş, uykuda küçük kardeş. Mevt büyük kardeş, nevde küçük kardeş. Kişi öldüğü zaman da boyut değiştiriyor. Alemi berzaha, kabir alemine, berzah alemine gidiyor. Şuurlu bir şekilde, Allah'ın izin verdiği oranda birçok şeyin farkında. Yani yok olmak, bayılmak, bir inidam, bir adem, bir inkıraz değil ölüm. Yani farklı bir boyuta geçiş yapmış. Şunu sormak lazım. İmanı var mıydı? Namazını kılıyor muydu? Ameli salihi var mıydı? Allah'ın rızasını talep ediyor muydu? Kebairden, büyük günahlardan uzak duruyor muydu? Kul hakkı var mıydı? Bu tarz şeyleri sorgulamak lazım. Yoksa Müslüman için bu manada bir sorun yok. Hayat-ı bakiyeye, baki sonsuz hayata bir davettir, bir mebdedir, bir hayat-ı bakiyenin mukaddemesidir. Yani Cenab-ı Hak vallahu yed'u ila darisselam, Allah darüsselama, cennete, selam cennetine davet ediyor. Bir başlangıç, sonsuz hayatın bir mukaddemesi oluyor. Rabbimiz inşallah bunları bizlere nasip eylesin, bizleri es-sebebü kel fail yapsın, şahsı maneviden hissemizi ziyade eylesin. Vahdet Yılmaz ağabeyimiz dün vefat etti korona nedeniyle. Az önce okuduk zaten. İnşallah tüm şartlar kendisinde gerçekleşmiştir. Şehit olmuştur. Çok büyük bir ecri, sevabı kazanmıştır. Birçok kişinin imanına vesile olmuştur. Bunlara temas etmiştir. Hepimizde hakkı hukuku vardır. Allah'ım rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin, makamını âli eylesin. İnşallah mahşer meydanında da onun şefaatini bizlere nasip eylesin. Ruhu için, Allah rızası için El Fatiha.